değerli izleyiciler. Yine bir aşkı muhabbette çok değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş sevgili bulduk. Sevgili Musa Dede. Teşekkürler. Sağ olun davet ettiğiniz için. Bizim merhaba. İçin çok büyük bir onur, öyle değil mi sevgili Diamond? Muhteşem evet. Bir konukla bir aradayız. Ve izleyicilerimiz de çok meraklı bir şekilde tabii ki ekran başlarında bizleri izliyorlar. Sormak istedikleri sorular olacak. Yalnız telefon bağlantımız bugün için olmayabilir. Hemen onu da belirtmek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Telefon bağlantıları olduğu zaman değerli konuğumuz hakkındaki konuştuğumuz zaman o sorular bazen bizim cevap verirken eksilebiliyor ya da yarım kalabiliyor. Biz uzunca bir sohbet etmek istiyoruz. Sizler de izin verirseniz. Tabii ki maillerinizi alacağız sevgili izleyiciler. Merak etmeyin. Her türlü soruyu daha sonrasında da devam edeceğiz. Öyle değil mi sevgili Diyaman? Evet, aynen öyle. Şimdi o zaman istersen öncelikle Musa Dede kimdir? Bir onunla başlayalım. Evet. Eyvallah. Bu soru tabii insanın en önemli sorusu. Değil mi? Kendine kim olduğunu sorması. Ve bu yaşam yolculuğu zaten bunun keşfiyle geçiyor inşallah. Öyle geçmesi gerekiyor. Çok hoşuma giden bir misal var. Yaradanımız kendi yarattığını bizim kendimizi bildiğimizden daha da iyi bildiği için o zaten bizim ne soru soracağımızı biz bilmeden önce biliyor. Ve bunu Kur'an'da geçen bir elest meclisi, elest bezmi denilen veya kalubela denilen bir meclis tasvir edilir sembolik olarak. Bu tasvirde bu dünya hayatına gelmeden önce Allah der ki Adem'in zürriyetlerinden bir mecliste hepsi karşısında ve onlara hitap eder. Der ki elesti bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de hepimiz demişiz ki beli, kalubela dediler ki beli, evet dediler ve tasdik ettiler. İşte bu aslında bizim sormamız gereken soruyu bizim adımıza Allah bize bizden iyi bildiği için sormuş oluyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de evet diyoruz. Ve bizim aslında hep peşinde olduğumuz soru bu. Kim sorusu. Yok, biz aslında dediğinize çok katılıyorum ama biz aslında Musa Dede'nin biraz hikayesini dinlemek istiyoruz. Yani. Evet, ama bunu açmadan yani o kim sorusu o kadar kıymetli bir soru ki. Doğrudur. O her şeyin merkezinde. Çünkü kendini bilen Rabbini biliyor. Bakın oradaki o ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve giden soru zaten kendimizi bilmemizi gerektiriyor. Kendini bilmeyen onu da bilemiyor. Onun için kişi kendini bilmeye gayret edip kimim ben diye sormaya başladığı zaman zaten manevi yolculuğu bilinçli bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu konunun büyük bir cevabı, yani ne kadar zor bir cevap vermesi, ne kadar zor bir mesele olduğu ile ilgili. Eyvallah. Peki ben şu şekilde sorsam nasıl olur size? Buyurun. Mesela Larry kim? Musa kim? Fakir kim? Eyvallah. Şimdi bunların hepsi isimler. Larry ismini ailem ben doğduğumda bana takmış. Esasında Musevi bir aileye doğduğum için bizim geleneğimizde büyüklerin bir veya iki kuşak evvelinin ismini devam ettirme geleneğimiz var. Büyük babamın da ismi Elazar, Eliezer. Tevrat'tan bir isim. Ve Allah yardım eder anlamına geliyor. Allah'ın yardımıyla o ismi taşımışım. Dini meclislerde bu isimle çağrılmışım. Ama daha kolay telaffuz edilir ve daha her yerde geçerli bir isim olması için onu Larry'e dönüştürmüşler. Bir de çok Tevrat'tan bir isim, toplumda böyle çok dini çağrışım yapmasın diye de biraz daha genel geçer bir isim olarak, popüler bir isim olarak Larry'i beğenmişler, koymuşlar. Bir yaşa kadar bu ismi taşıdım, hamdolsun. Asıl iç manası olan Eliezer de hep Allah'ın yardımıyla bir noktaya kadar getirdi. Ondan sonra da Musa Dede ismini aldım. Bu benim manevi ustamın lütfettiği bir isim oldu.
O da insanın yolculuğunun bir aşamasını, nasip olursa bir manevi doğumu olabilir. O zaman da her doğumda bir isim verilmesi olduğu için, nasıl ki biyolojik bedenim doğduğunda bir isim almıştım, o manevi doğumla beraber de manevi babam, şimdi iki babam var, bir biyolojik babam var, bir manevi babam var bu durumda. O da Musa Dede ismini koymuş oldu. Yaşadığım bir olay neticesinde bunu koydu. Eski Türk geleneğinde de varmış ya, Kızılderililerde de varmış. Çocuk bir şey yaşayınca o yaşadığı şeye yakışan bir isim konulurmuş. Veya Kızılderililerde o doğum anında işte uçan bir kuş görür anne, o zaman uçan mavi kuş olsun evladım gibi. Fakirde o ismi almam şöyle oldu, merak ediyorsanız tabii eğer. Evvelinde Kaz Dağları'nda bir seyahatteydim. O seyahat daha önce de gittiğim bir yer. Bu sefer daha farklı geçirmek nasip oldu. O da şöyleydi. Orada bir Alevi büyüğümüz var, sevdiğim, ziyaret ettiğim. O bir gün ya dedi, o da bana fakir der hep. Kendimden bahsederken onu egzersiz etmeye çalışıyorum. Fakir demeye çalışıyorum. Neden derseniz, benlik iddiası etmek, Allah da kendine ben dediği için kaç tane ben olacak? Madem biz tevhid yolunda gitmeye çalışıyoruz, birlik yolunda gitmeye çalışıyoruz ve kulluk etmeye çalışıyoruz. O zaman o kendine ben demişse, onun karşısında biz de ben demeyelim. Benlik iddiamızdan vazgeçmemizi hep hafızamızda canlı tutalım diye bir egzersiz. Yoksa fakir olmak kolay değil. Hazreti Peygamber'in sünnetini belki özetlemek gerekirse söylenebilecek özet cümlelerden birisi, fakr benim övüncümdür demesi. Yani kendini öyle nitelemesi. Dolayısıyla o da ona yakışmış ama biz de onu örnek almaya çalıştığımız için bunu bir egzersiz olarak hep kendimize benlik iddian, hop dikkat et, sen fakirsin. Fakir derken yani cebimde 5 kuruş yok Allah rızası için anlamında değil. Allah karşısında ama evet, ona dilenciyiz gerçekten. Onun karşısında aciziz ve muhtacız. Onu hatırlatmak bakımından fakir der, geleneğimizde de var sufiler kendilerine. O da fakirim dedi, burada çok kazalar oluyor bulunduğumuz yerde. Ya dedi, neden? Erenler dedim, ya Alevi köyü orası da. Buranın dedim evliyası yok mu? Onlar koruması lazım. Ya dedi, sormayın, sorma dedi. Buranın yolu yapılırken buranın bir delikli taşın dedesi denilen bir türbe vardı. Araçlar onu yıktılar. Ah dedim, gücenmiştir o. Çünkü diri kabul ederiz biz onları. Türbe ziyaretlerimizde misafirliğe gitmek gibidir. Yoksa ölülerden medetim bulunacak değil, ziyarettir. Orada dualar, onlar Allah'ın sevdiği veli kulları, veli de dost demek. Onların yüzü suyu hürmetine her zaman Allah'a dua edilir. Onların da Allah katında şeyi vardır, hatırı vardır. O hatırı olan bir zatın gönlü kırıldıysa, Allah da o gönlünün kırılmasından dolayı adeta onunla olduğu için adeta haşa sübhanallah, ama teşbihte hata olmaz derler. Allah'ın gönlü kırılmış gibi. Gönlünü almak lazım dedim. Nerede gidelim? Gittik, dualar ettik. Baktık artık yeni kuşak pek ziyaret etmiyor böyle yerleri. Bakımsız kalmış. Elimize aldık birkaç arkadaş boya şeyleri, kireç falan temizledik, boyadık. Etrafta 12 türbe varmış. Gidebildiğimize gittik. Her gün ayrı birine gidiyoruz. Dikenli yollardan geçiyoruz falan. Fakirin seyahatim böyle geçti. Dönünce de ustamı özlemişim. Onun manevi huzurunda hoş geldin, beş geldin, nasıl geçti? Dedim böyle böyle, Erenlerin de size selamı var. Biz de böyle işlerle meşgul olduk. Dedi, yazsaydın altına bakımını da yapan Musa Dede diye. Musa Dede kim efendim dedim. Sensin be evladım dedi. Ondan sonra benim adım böyle kaldı. O Alevi köyündeki üstadın size verdiği. Hayır, Alevi köyündeki değil. Ha. Orada o şey tamirat ve bakım işlerimiz oldu.
İstanbul'a geri dönüp kendi ustamın huzurunda nasıl geçti evladım tatilin deyince bunları yaptık efendim. Yazsaydın dedi altına bakımını yapan Musa dede diye. Kim babacığım dedim Musa dede. Sensin be evladım dedi. Çok güzel. Oradan kaldı ismim. Çok güzel. İyi kalmış. Yakışmış da yani. Eyvallah. Sağ olun. Siz aynı zamanda Hürriyet gazetesinde yazı yazıyorsunuz. Eyvallah. Gazeteciliğiniz var. Eyvallah. Bir taraftan bir kitabınız var. Yeni çıkmış olmasına rağmen bir 4. 5. baskıyı da gördü galiba, değil mi? Gayet iyi gidiyor. Bildiğim kadarıyla 4. baskı. Hatta kitap hakkında biraz izleyicilerimize de buradan gösterelim. Gölgenin hakikati. Evet. Kıyafetinizle de evet, çok uyumlu. Evet, kıyafetimle de çok uyumlu. O yüzden senin elini alman daha şık oldu kitabın. Öyle değil mi? Evet. Kitap hakkında da aslında bilgi almak isteriz. Eyvallah. Bu aslında kitapta da ufak bir anekdot olarak geçiyor. Yine böyle bir teklif geldi. Daha önceden gazetecilikte okuduğum için denemelerim olmuştu ufak tefek. Bir gün Hürriyet gazetesinden yahu dediler şöyle maneviyatla ilgili geniş meşrepli yazılar yazabilecek birini arıyoruz, düşünüyoruz. Denemek ister misin? Şimdi hayır diyeceğim ama ustama da sormadan edepsizlik olmasın diye bir düşüneyim dedim. Neden hayır diyeceğim? Çünkü ben kim? Böyle popüler bir gazetede ahkam kesmek kim? Kendim öyle düşünüyorum. Bir sorayım dedim. Ustama gittim. Babacığım dedim. Böyle bir teklif var ama tabii ki yani reddedeceğim ama söylemiş olayım dedim. Yaz evladım dedi. Babacığım dedim nasıl yazayım? Ben kimim? Bilmem, anlamam. Daha kendimi bilmeye çalışan bir fakir, bir derviş olma yolunda gayret ediyor. Derviş bile değiliz. Yaz evladım dedi. Yardım eder erenler dedi. Merak etme dedi. Bir anlamda şey demiş gibi oldu. Şekil aradan kalsın yaradan. Ve bu süreç benim gerçekten nefsimle bir mücadele sürecinde de başat rol oynadı. Ve ustamla tanıştığımda zaten bir süre sonra çok yabancısıydım bu yolun. Kendisine sormuştum. Çünkü hep bir şeyin içine girdiğim zaman alışkanlığım onunla ilgili bir kitaplar alırsın, okursun değil mi? Nasıl öğrenilir? Böyle öğrenilir. O alışkanlığımdan dolayı efendim nasıl kitaplar, hangi kitapları okumamı tavsiye edersiniz? O da bana demişti ki evladım ne zaman ustanın dizi dibinde kendi kitabını okumaya başlarsın, okumaya başlamış olursun demişti. Bu da bana çok dokunmuştu. Ondan sonra anladım ki meğersem bu okunacak kitap hem kendi kalemi tutan elim bakımından hem yazan hem okuyan oluyormuşsun bu kitaptan. Tabii yazdırana ve okutana bakmak lazım. Estağfurullah. O şekilde ustamın da nutkunu haklamak için hasbelkader bu işe soyunmuş bulundum. Bu yazılar 3 seneyi aşkındır devam ediyor. Pazar günleri yayınlanıyor. Şimdi bu kitabımızda ilk yazı maceramın ilk senesinin bir derlemesi ama hepsinin başına güzel paragraflar yazıldı. Hepsi güncellendi. Arada şiir merakım var, şiirlerim var. Hatta desenlerim var. Çizmekle de ilgili böyle bir hobim var. Ben keseyim sizi. Var mı aklınızda bir tane şiiriniz? Onu da bir izleyicilerimizle paylaşsanız. Kitaptan okuyayım isterseniz. Buyurun. Memnuniyetle. Siz varsa başka bir şey buyurunuz. Fakirde uygun bir şey buradan bakayım. Bizde siz varsınız. Başka bir şey yok. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. O zaman zuhurat böyle. Açılınca en yakın bu geldi. Uygundur. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Adem iken tövbe etti bizim için. Efendim Nuh olmuş, gemi yapar bizim için. Efendim İbrahim'di, kurban oldum onun için. Efendim Yakup, Yusuf hizmet etti bizim için. Efendim Musa dedem kefil oldu bizim için. Efendim Davut babam şiir oldum onun için. Efendim Süleyman'dır, mabet yaptı bizim için. Efendim İsa imiş, acı çekti bizim için. Efendimiz Muhammed, teslim oldum aşkı için.
Eyvallah. Önünüze sağlık. Sağ olun. Çok güzelmiş. Kitapta böyle şiirler ve düz yazılar. Düz yazılar var. Menkıbeler yer yer yazılara eşlik edecek şekilde yerleştirilmiş. Özlü sözler var. Bazı böyle gönlüme gelen şeylerden. Çünkü onlar akılda kalıcı oluyor. Özlü sözler. Tabii. O geleneğin de devam etmesi lazım. Aslında gelenekleri canlı tutmamız önemli. Tasavvuf yolu da buna dahil. İnsanlar genelde bunu arkaik bir şey zannediyorlar. Kesin eski dervişler. Size. Buyurun. Tasavvuf yolundan da bize biraz bahseder misiniz? Eyvallah. Konuşturacak çok şeyimiz var size. Öncelikle derler ki bu bir hal ilmidir. Kal ilmi değildir. Kal kelime demek. Eyvallah. Yani söze gelmez esasında. Halden yansıyan bir şeydir. Hal aktarımıyla olur. O da nasıl olur derseniz, gönülden gönüle bir gizli yol vardır. Bilinmez derler ya. Evet. İşte o yoldan bir aktarımdır. Ama bir şeyi de var tabii ki. Zahir tarafı da var. Görünür tarafı da var. Tarafı da var. Görünmeyen tarafı, batın tarafı da var. Zahir tarafı ilim olarak üstüne çok yazılıp da çizilmiştir. Özetle şunu diyebiliriz ki dinin özü şu bakımdan özüdür. Kalbin ilmidir. Yani mesela kelam, fıkıh vesaire İslam ilimleri daha çok hükümler nasıl verilir belli konularda veyahut da işte ibadet etmenin şeyleri nedir? Nasıl yapılır? Hangi duayı okursunuz? Hangi hareketleri yaparsınız? Gibi alanlarda uzmanlaşmışken tasavvuf ilmi onun gönüldeki hissiyatı ve gönülü temizleyip mesela misal namaz ise onu kılarkenki hal nasıl edinilir? Bunlar üzerine uzmanlaşmış. Baştan sona aşıktır diyen var. Baştan sona edeptir diyen var. Aşkın bir edebi var. Türlü şey söylenebilir. İncelikli bir yoldur. İnsanın kendini arayışı, hakikatini arayışının yolu, bunun ilmi, Allah'a ulaşmanın, Allah'ın cemaline, aslında zatı değil tabii, cemaline ulaşmanın, ona kavuşmanın nasıl olabileceğiyle ilgili bu yolu yürümüş. O yolu yürüyüp de daha sonra buna talip olanların elinden tutup rehberlik etmek için geri dönüp rehberlik etme hizmetine soyunmuş zatların bunun nasıl yapılacağıyla ilgili know-how'u, yani bilgiyi verdikleri, evet. Şifreyi evet. Verdikleri diyelim. Evet, evet. O şifrelerin bütünüdür diyebiliriz. Yani tasavvuf, şöyle de özetleyecek olursak, aslında bilginin hale dönüşmesi midir? Diyebiliriz böyle. Böyle denebilir. Yani yanlış bu, olmaz. Eyvallah. Evet. Güzel hale olsun. Nasıl dönüştüreceğiz bilgiyi? Çok uzun yıllar sürüyor bunun. Hiç belli olmaz. Eğitimleri diyebiliyorum. Ben Mevlana dergahında sadece ilk aldıkları bir kişiyi mesela 10 yıl bulaşıkhanede bulaşık yıkatabiliyorlarmış. Olabilir. Ya bir 30 yıl falan sürebiliyormuş yani onun gerçekten o hale gelebilmeye çalışmaları. Peki bunun bir zamanı var mı? Yok işte, onun için olabilir diyorum yani. Hı. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Kişiden kişiye değişir o. Bizim bir ruhumuz dediğimiz, ki onun merkezi olarak biz gönül dediğimiz zaman şu göğsümüzde atan kalbi değil, daha deruni olan oradaki manayı kastederiz. Onu ruhun merkezi kabul ederiz, gönlü. Nasıl ki kalbi bedenin merkezi olarak düşünebiliriz. İşte o gönül bir tarafta, ruh bir tarafta ve de zaten kitabın adı da bu, gölgenin hakikati. O hakikatimizdir, ruhumuz. Gölgemiz de nefs tabir ettiğimiz, şimdilerde daha moda tabirle ego denilen, o ikilik,
onların arasından dengesini bulmak, her şeyi yerli yerine koymak ve kendimizi esasında hakikatimiz olan ruhumuzla özdeşleştirip nefsi de onun hizmetinde, onun hükmü altında olduğunu, eğer o yerli yerinden kaymışsa yerli yerine taşımak, getirmenin ilmi. Gölgenin hakikati de onu temsilen. O bir aynı zamanda bir bize göre mücahede, yani cihat aslında bu bizim için. Biz cihat dediğimiz zaman nefsle olan mücadelemizi kastederiz. Kişinin nefsinin direnci ne kadar çoksa yolu o kadar uzuyor. Eğer orada direnç azsa, teslimiyet çabuk olursa, ki bunun en kolay yolu aşktır. Sizin de programınızın adı aşkı muhabbet. Eyvallah. Aşk işte bu yolda gitmenin benzini gibi, arabanın benzini gibi. Aşk olduğu zaman onunla beraber o teslimiyet olursa bir anda bir şimşek çakması gibi de olabilir bu. Kişi bir anda bir epifani mi diyorlar? Aydınlanma yaşayabilir. Eyvallah. O zaman yani belki 30 sene bulaşık yıkaması gerekmeyebilir. Bulaşık yıkamakta da bir kötülük olduğundan söylemiyorum ama aydınlanmış kimsenin verebileceği hizmet daha başka olursa daha faydalı olur, daha verimli olur. Evet, onun için onu bir kenarda kapalı tutmak yerine daha başka bir hizmeti yapabilmesi için daha aşağı çıkarmak daha latif olabilir. Okuyucular kitapta bu anlattıklarınızı bulabiliyorlar mı? Böyle bir ders anlatır gibi değil elbette. Olmamasına zaten haddim de değil. Hep yazarken gayret içinde oldum. Hı hı. Bütün bu konuştuklarımız hep kendi kişisel yaşanmışlıklarım üzerinden daha çok anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bazı hikayelerin içinde o hikmetler var kitapta. Yani bu böyledir, şu şöyledirlerden mümkün mertebe kaçınmaya çalıştım. Ama bazı kavramları anlatabilmek için yer yer ister istemez böyle diyorlar. Bunu da böyle açıklamışlar gibi. Yani en azından izleyicilerimiz de bunu biraz merak edebilirler diye sormak istedim. De tabii olacak. Yani şimdi o bize yakışmaz. Akademisyenlere yakışır. Madem tasavvuf hal ilmidir dedik, onun hal olarak bir duygu olarak okurda gönlünde bir kıpırtı olması lazım. Eyvallah. Onun için o ders anlatır gibi olmak onu biraz daha zorlaştırıyor. Onun için hikayelerin içinde hikayeler var yani. Hikayeler var. Kişisel hikayeler var. Onların için. Tasavvuf öğretilen bir ilim midir? Nedir tasavvuf? Yani şimdi kimisi Hindistan'a giden arkadaşlarım var benim. Orada işte Hindistan'ın bir yerinde düzenli olarak karı koca gidiyorlar. İşte eşler ayrılıyor. Erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta. Eğitim aldıklarını söylüyorlar. Böyle bir eğitim midir tasavvuf? Yoksa Rabbin insanoğluna vermiş olduğu bir dokunuş mudur? Biz deriz ki gayret bizden, takdir Allah'tan. Allah bize bir özgür irade vermiştir. Bize düşen, kendi payımıza düşeni en iyi şekilde, layıkıyla yapmaya gayret etmek olur. Hoş o gayreti de Allah veriyor ya. Ama biz benlik iddiası da olduğumuz sürece biz yapıyoruz, hissimiz olur. Bir gayretimiz olur. Allah da bizi bizden iyi bildiği için, kulunu da tanıdığı için tamam diyor. Madem sen gayret edebilir olduğunu düşünüyorsun, ben de sana onu vermiş olayım. Bir özgür iraden var. O özgür iradenin hakkını ver diyor. Dolayısıyla biz bunun için gayret edebiliriz. Bu gayret Allah'ın hoşuna gidiyor. Ve o gayret neticesinde onun lütfu keremiyle bize bir dokunuşu lütfederse eğer, o işte bizi o yolculukta ilerletiyor. İnşallah hedefe vardırıyor. Yani ikisi bir arada olması lazım. Bizim gayretimiz Allah rızası için olunca o da onu takdir ediyor. Zaten çok merhametli bir Allah'ımız var, hamdolsun. O zaman kulunu nakıs bırakmıyor. Sizin hatta pazar günleri öyle değil mi, akşamları söyleşileriniz oluyor? Evet. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz? Eyvallah. Bizim siz sanırım
sevgili kardeşim, ortağım aynı zamanda Ali'yi birkaç hafta evvel misafir ettiniz. Derviş Baba kahvehanesini anlattı. Evet, evet. Ali Demirci benim çok sevdiğim bir dostumdur. Eyvallah. Evet. Aynı zamanda. Biz onunla işte bu yola beraber çıktık. Derviş Baba'yı çok ufak bir yerde. Her şeyini kendi gayretimizle ve dostlarımızın yardımıyla çok ufak bütçelerle yapmaya çalıştık. Ve bugün hamdolsun çeşitli şubeleri oldu, bir duyulurluğu, bilinirliği oldu. Aslında şöhret beladır ama bu insanlara yardım etme gayretinde bir yer olduğu için o yardımın da kotarılabilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için bilinmesi gerekiyor. Bu mekanın o ufak yerinden bir süre sonra taşındığı bir yerimiz var Balat'ta, bahçe içinde. Hoş bir yer. Derviş Baba, Deliler, Meczuplar, Aptallar, Aşıklar kahvehanesi. Orada fakir pazarları 5.30'da sohbetler yapmaya çalışıyorum. O da tabii ustamın yap demesiyle. Yoksa yine haddim değil. Ama işte erenlerin himmeti. Hizmet olunca himmet ederler denir. Doğru. Bunu tecrübe ediyoruz. Gerçekten öyle. Biz de hizmet etmeye çalışıyoruz. Demek o hizmetimiz beğeni buluyor ki himmet ediliyor. Orada tasavvuf sohbetleri yapıyoruz. Mutlu. Ne kadar güzel. Evet Eylemcim. Evet. Nasıl zengin, dolu bir konuğumuz var değil mi? Ayağımı mı kaydıracaksınız? Çok... Biz fakir demeye çalışıyoruz, siz zengin diyorsunuz. Ama öyle emin. Siz kendinize zengin... öyle hitap edin. Evet. Biz eyvallah. Böyle söyleyelim eyvallah. Değil mi? Tabii. Öyle en büyük zenginlik zaten gönül zenginliğidir denir. Öyle değil mi? Evet. Ne mutlu size. Eyvallah. Darısı da bizlerin başına. Diyelim. İnşallah hepimizin fıtratımız bu çünkü. Size latife yaptım, ne olur alınmayın. Bu bizim aramızda birbirimize takılma şeyimizdir. Bu dervişlik yolunda kardeşler birbirlerine övdükleri zaman şey deriz, ayağımı mı kaydıracaksın deriz. Çünkü nefs her şeyden kendine pay almaya sever. Onun için kibirlenebilir insan, ben neler olmuşum, neler yapıyormuşum diyebilir. O da insanın mahvına sebep olur bu yolda niyet etmiş biri. Onun için biz çok övgüyü birbirimize yaptığımız zaman uyarırız. Sen benim ayağımı mı kaydıracaksın diye. Biz hem sohbetinizin zenginliğinden hem gönlünüzün zenginliğinden dem vurduk. Üstelik, eyvallah. Yani, tabii tabii. Sizin kendinize lütfettiğiniz o sıfat esasında o da bir zenginlikten geliyor. Eyvallah. Bu iş. Sağ olun. Yoksa tamam, bizim... Madem siz öyle demek istiyorsunuz. Eyvallah. Şeyde neler anlatıyorsunuz? Tasavvuf sohbetlerinde neler anlatıyorsunuz? O tabii Ramazan'da olan bir şeydi. Ama devam ediyor. Her sahur pazar... sohbeti olarak değil. Yok şimdi. Tasavvuf sohbeti olarak devam ediyor. Ben sahur demedim. Öyle mi tasavvuf dediniz? Eyvallah. Pardon. Ha öyle duydum. Çünkü sahur sohbetlerimiz Ramazan süresince onu da ilk defa duyuyorum. Demek ki Ramazan'da bir de sahur sohbetleri varmış. Evet. Var. Yani vardı. İnşallah bu sene de fırsat buluruz. Olur. Tasavvuf sohbetlerinde işte biraz bu konuştuğumuz konulardan dem vuruyoruz. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bir sürü gizli ilimler bu dönemde ortalığa saçılıyor. Bazen sapla saman karışık olabiliyor. Şimdi şeyden bahsetmişsiniz, bir arkadaşım katılmış sizin bir sohbetinize, kokudan bahsetmişsiniz bir sohbette. Evet, yani nedir o koku, merak ettim. Efendim kokulara da merakım var. Evet. Fakir hasbelkader geçmişimde böyle hevesli, meraklı ve yerinde duramayan biri oldum hep. Özellikle çocukluk ve gençliğimde daha baskındı bu. Müzisyen olarak, profesyonel müzisyen olarak bir 15 sene hayatımı böyle kazandım. Müzisyenlik de var. O hatta hayatımı kazandığım profesyonel olarak hocam, çalıştığım... Hocam saklıyorsun, hiç bunları söylemiyorsun. Estağfurullah. İşte yeri gelince söylüyoruz ister istemez. Epey bir ürün de verdim o yolda, hamdolsun. Epey bir albüm
müziklerim var, film müziklerim var. Çok iyi. Çeşitli ödüller almışlığım var. Besteler var yani. Hı hı. Yok, beste değil. Daha çok perküsyoncu, sahne sanatçısı, çok ritim iyi. Sanatçısı, prodüktör ve aranjör olarak çalıştım. Beste yapmak kolay bir şey değil. Doğaçlamacı olarak ama beste yapmış oluyorsun ister istemez. Mesela Ekümenopolis filminin en son müziklerini yapmıştım. Güzel bir belgeseldi. Rahmetli, Allah rahmet eylesin, Selim Sesler'le güzel bir projemiz vardı, klarnetçi. Radyo programcılığı yaptım. Açık Radyo'da Uçan Halı diye bir programımız vardı. Yani müzikle epey vakit geçirdim. O dönem hobi olarak resimle uğraşıyordum. Yüzlerce evimde resim durur zamanında yaptım. Bir kısmını burada yani, müzik var, resim var, şiir var. Evet. Olmayanları soralım en iyisi. Yaratım var. Tabii. Baktığın zaman. Yaratan bize göre sadece şimdi, Allah'tır. Yaratım, ona mahsus. Ama şöyle bir şey diyoruz. Biz sanatla ilgilenenlere, sanata yatkın olan insanlara bir şey üretmek de ondan gelmiyor mudur aslında? Tabii, onun lütfuyla evet. Oluyor. Aynen öyle. Mesela bu bir tane bir resim. Çok güzel. Şöyle kameraya gösterelim. İzleyicilerimiz benim rahmetli büyük evet. Babam. Şuradan o şöyle da bir bakabilirsiniz vakti sevgili zamanında. İzleyiciler. Evet, muhteşem. Siyah beyazlar da var içeride. Büyük babanızın resmi. Büyük babamın büyük resmi. Büyük babanızın resmi. O da anne tarafım Gürcistan'dan buraya kaçmak zorunda kalıyorlar. Hı-hı. Bolşevik ihtilalinden. Bu zat da Kutaisi şehrinde, kentinde yaşarlarmış. Oranın din alimi zamanında ve şu anda oranın büyük sinagogu Havra. Büyük babamın adınadır. Hala gidip görülebilir. Böyle farklı resimler var. İçinde siyah beyaz resimlerim de var. İsteyenler alırlar, bakarlar. Hobi olarak resim, şiir ve yazın zaten malumunuz. Şimdi beş duyu organımız var. Evet. Aslında bu sizin de buyurduğunuz gibi bir güzelliğe, Allah'ın sanatına bir aşk olduğu zaman insan sanattan bir aldığı zevk değişiyor ve insanı da halifesi olarak madem yarattığına göre bunu insan meşgul olmayı sever halde oluyor. Tabii dikkat etmek lazım orada da. Benim ustam çok güzel der. Müzikle ilgili bir kere sormuştum. Çünkü günah diyenler dahi var. Hı hı. Evladım demişti, fasıkın fıskını, aşığın aşkını arttırır demişti. Yani nereden bakarsanız oradan. Yani fısk, günaha eğilim hı hı. demek. Siz eğer onu o şekilde alırsanız, o şekilde yorarsınız, yorumlarsınız ve ona da yarayabilir. Ama Allah aşkı içinse o yapılan, o zaman onu da arttırır. Biz tabii onun rızası için yapmaya çalıştığımız için bir şey eğer insanı Allah'a yaklaştırıyorsa o mübarek kabul edilmesi lazım. Sanat da bu şekilde insanda bir aşk, yaratılışa bir hayranlık, güzelliğe bir hayranlık, onun da beraberinde bunu da bir de yaradan var dediğiniz zaman o halka tamamlanıyor ve adeta bir ibadet olmuş oluyor. Tabii bunlar işte beş duyular. Müzik var, yani görsel var, resim var, kulak var, konuşma var. Bir şey eksik. Onu da tamamlayayım. O nerede? O da bir şey oldu, bir zuhurat oldu. Bir gün ustamın şeyindeyim, sohbet meclisindeyim. Hindistan'dan bir ziyaretçimiz geldi. Ve kendisine oradan bir zat ustama siyah gül esansı, ki çok nadir bulunan bir şeydir, minik şişecikler içinde getirmiş birkaç şişe, ona verdi. Fakir de bakıyorum böyle, bu sahanın da gözü kalmasın dedi, bir tane bana böyle yolladı. İlk koku aldığım şişe esans kokusu o olmuş oldu. Aldım eve koydum. Günler geçti. Bir gün bir manevi hal oldu. Bir koku geliyor her yerden, buram buram gül kokusu. Ya nereden geliyor, nereden geliyor? Dedim herhalde bu şişeden geliyor. Başka bir şey yok.
Peki o günlerdir gelmiyor da bugün mü geleceğiydi? Hayırdır yahu dedim, anlamadım. Günler geçti, koku kayboldu. Bir yine bir manevi hal oluyor. Bu gül kokusu geliyor. Allah Allah. Ne iştir? Bir gün bir arkadaşım geldi. O da bir ibadetini yapacaktı. Dedim o odayı kullan. Kokunun, şişenin olduğu şey. Yine koku geliyor. Dedim soracağım ama çaktırmadan. Acaba ben mi tırlatıyorum yoksa herkesin duyabildiği bir şey mi duyuyor? Duyuyoruz. Çıktı işte işini bitirip. Ya dedim bir koku var mı? Bir değişiklik var mı? Bir olağanüstülük çarptı mı dikkatinize? Yok diyor. Bir koku da mı gelmedi? Yok. Buram buram kokuyor canım. Ben almıyorum dedi. Baktım ki orada bir hassasiyet oluşmuş. Bunu ustama anlatınca destur istedim. İzninizle dedim. Parfüm sanatıyla ilgilenmeye niyet ettim. O şekilde bir amatör parfümcülük başladı. Evimde ufak bir atölyemde böyle kendi kendime şey yapıyorum. Parfüm yapıyorsunuz. Hobi olarak canım. Esanslar evet, var. Evet esanslar. Esansları işte karıştırıp. Peki kokuyu maneviyatın bir yeriyle birleştirebildiniz mi? Tabii tabii. Olmazsa olmaz. Her şey maneviyatla birleşebilir. Tamam. Bence. Yok ben siz yaptıysanız onu da paylaşalım evet. Diye izleyicilerimiz. Tabii eyvallah. Şimdi enteresan ruh dedik. Bizim maneviyatımız ruhla oluyor. Algımız ruh üzerinden oluyor. Ruh eski kadim dilde İbranice ve Aramice ve Arapçanın da özünü oluşturur. Bu aynı zamanda rüzgar da demek. Ve aynı zamanda koku da demek. Öyle mi? Evet. Bakın ilişki bu kadar iç içe. İç içe. Bu kadar iç içe. Ve şimdi hep duyarsınız gönül gözü açılması falan. Bu aslında göz temsilen zikredilmekle birlikte maneviyat arttıkça kişinin bütün duyu organlarında keskinleşme olur veya olabilir. Doğrudur. Şimdi öyle olunca koku almada da bu oluyor. Aynı hassasiyet yükseliyor. Yükselmesi yani lazım demeyeyim ama olur, doğaldır öyle olması. Çünkü biz eşrefi mahlukatız, değil mi? Yani yaratılmışların en şereflisi. O hiyerarşinin en tepesinde Allah bizi öyle yaratmış. Bu ne demek? Bizde bütün bunlar var aslında. Nebati tarafımız var, yani bitkisel tarafımız var, mineral tarafımız var, hayvani tarafımız var. Bunlar nefsani taraflarımız. Bir de rahmani taraflarımız var. Onlar da ruh ve ruhun kademeleriyle ilişkili. Şimdi orada madem eşrefi mahlukatız ama bir kedi gibi koku alamıyoruz. Şimdi ne biçim biz şerifiz? Yani kasabadaki herhangi birisi bizden daha iyi silah çekiyor. Veyahut da bir işte kartal bizden daha iyi görüyor. Aslında insan hepsinden, bütün bu varlıklardan, bu duyuları bakımından da daha üstün olabilme potansiyeli taşıyor. Sadece kullanmıyor. Kullanmıyor. Bunlar çünkü körelmiş oluyor. Akıl devreye girince eyvallah. İçgüdülerimizi, duyularımızı, gönlümüzü, her şeyi bir tarafa bırakıyoruz ama ne yazık ki bugün de bize ayrılan sürenin öyle mi? Ne kadar sonuna geldik. Çok hızlı, çok keyifliydi. Muhteşem konuğumuz Musa Dede'yle bugünü kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya yine aşk-ı muhabbetle sizlerle bir arada olacağız. Pazartesi günü bizleri bekleyin. Aşk olsun. Aşk-ı muhabbetle kalın efendim. Hoşça kalın.